İngiliz Çandar önemli bir açıklama yaptı, ee, henüz pişmedi ama bir hamle var anlamına gelen cümleleri var. Çok aslında e, net ifadeler bunlar, bir çözüm sürecinden bahsetme, bahsetmek mümkün değil ama pişiyor gibi bir şeyler söyledi. Şimdi bu noktada bütün bunların ışığında bir e, açılım daha yaşayacak mıyız? Ya şöyle başlamak lazım. Ben biraz elmalarla armutların tek bir yere doldurulup aynı şekilde tartışıldığını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Yani şundan kastım şu. Şimdi anayasayı değiştirmek istiyor mu Cumhur İttifakı? Evet istiyor. Ama henüz nasıl bir anayasa değişikliği yapmayı planladıklarını net olarak bilmiyoruz. Şimdi bu üç, ilk dört madde konusunda ben çok kesin ve keskin bir cümle kurayım. Ee, kimse değiştirmez. Değiştiremez zaten. Yani bu cüreti gösterebilme, yani bunu söylemsel cüret göstermek ayrıdır ama eylemsel cüret göstermek ayrıdır. Söylemsel cüreti zaman zaman Türkiye'de gösterenler olmuştur ama eylemsel cürete bu dönüşmemiştir, dönüşemez. Ya bir kere bunu bir netleştirmek gerekiyor. Ama bakın bu eylemsel cüret yerine kullanılan söylemsel cüret neye yarıyor? Anayasa değişikliği tartışmasını sürekli olarak gündemde tutmaya yarıyor. Yani bir yandan ilk dört maddeyi tartışırken aslında bu ülkede anayasa değişikliğini de kamuoyunda çok yoğun bir şekilde tartışmış oluyoruz. Biraz bu açıdan ben bakılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk dört maddeyi konuştururken ya memlekette ilk dört madde dışında diğer maddeler değişebilir o zaman yavaş yavaş bu e, algı oturmaya başlıyor. E, bu birinci husus. İkinci nokta hani Erdoğan'ın amaç ve hedefleri. E, elbette ki Erdoğan'ın e, hadi bütün eleştirilerimizi bir köşeye koyarak söyleyelim. Ee, bir siyasetçi olarak ömrünün sonuna kadar siyaset arenasında güçlü bir figür olarak kalmak gibi bir hedefinin olmasından Yani normal bir siyasetçi için Türkiye'deki e, siyasetçiler için konuşuyorum elbette Daha doğal bir şey görmüyorum ama bu e, anayasal süreç Erdoğan'ın amaç ve hedeflerine hizmet etmek için mi kullanılıyor elbette ki bunu da biliyoruz. Ama ben az önce Nedim Bey'in söylediğine katılıyorum. Bu anayasa değişikliği tartışması ilk dört maddeyi yine ayırarak söylüyorum. O eylemsel cüret gösterilebilecek bir cüret değildir. Ama geriye kalan maddeler için belki vatandaşlık tanımını da bunun dışında tutarız. Geriye kalan maddeler için özellikle bence bu sistemin revizyonu ya da sistemin değiştirilmesi noktasında ben orada bir açık kapı olabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Bunun özellikle altını çizeyim. Çünkü e, zaten mevcut anayasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her yetkiyi veriyor ve kabul edelim ki zaten e, sağ olsun 2023'te muhalefetin açık bıraktığı kapıdan e, anayasa değişti, sayat sıfırlandı söylemiyle bir yol bulunduğu için e, bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önün açılması için bir ortam yaratılacak hiçbir şey yaratılmasa da e, muhalefet her ne kadar seçim için erken seçim için tarih veriyor olsa da yani muhalefet için minderden kaçmak biraz zordur erken seçim resti çekildiğinde o minnenden kaçma ihtimali çok düşüktür. O teklif meclise geldiğinde istemeye istemeye de olsa el kaldırılmak zorunda kalınabilir. O yüzden ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığın meselesinin biraz daha ötesinde bir takım durumlar olduğunu düşünüyorum. Hatta birkaç tık ötesinde bir durumlar olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu Erdoğan'ın amaçları ve hedefleri kısmını da biraz buradan ayıralım. Bence bu sistemin Türkiye'ye biraz fazla geldiğinin geniş çevrelerce kabul edilmeye başlandığını fark ediyor cumhur ittifakı da. Ve her ne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli bu sisteme çok en net sahip çıkan isim olsa da bunun yavaş yavaş bir revizyona tabi tutulmasını ikna olabileceğini de düşünenler derim. Bununla bir başkanlık olurdun e, parlamenter sistem. Şunu sormak istiyorum Altan olur. Sancar Başka benim aklımdaki şey yani en net aslında e, merak ettiğim konu şu. AKP seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan evet ikna edebilir. Çünkü biz lider partisinden bahsediyoruz. MHP biraz daha ideolojik bir parti. Böyle baktığımızda MHP seçmeni bu kadar keskin durmuşken, bu kadar bunun karşısında açıklamalar yapılmışken, bu kadar sert söylemlerde bulunulmuşken, Bahçeli böyle bir açıklama yapsa dahi MHP seçmeni MHP'de kalır mı? Ya da AKP'ye oy verir mi? neler oldu kaldı yani ben açık söyleyeyim neler oldu da kaldı e daha düne kadar e, MHP lideri Devlet Bahçeli idam ipi atıyordu yani urgan e, atıyordu miting meydanlarında al da as diye urgan atıyordu ya da e, yani bizim burada tek bir cümlesini sarf etsek muhtemelen gün yüzü görmeyiz cezaevlerinde sürünürüz neler neler söylüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bugün bakın bambaşka bir atmosfer var o yüzden ben MHP, MHP o günden bugüne MHP güçleniyor fark ettiyseniz yani oy oranı olarak da hepimiz mesela 2023'te birçok kamuoyu araştırması ne görüyordu MHP ile ilgili? Diyorlardı ki yüzde altı, yüzde beş, yüzde sekiz. Hadi Allah, en az, hatta baraj indirildi. Barajın denildi, denildi, denildi indirildi ki, söylendi. Ne için indirildi denildi? Tabi. Ama gördük ki MHP'nin oy oranı düşmedi. Aksine artış gösterdi. Evet. Ya çünkü e, doktrininin de lidere itaat ve lidere sadakat olan bir partiden de bahsediyoruz. Daha bugüne kadar iki genel başkanı olmuş bu partinin. Biri Alparslan Türkeş, bir diğeri MHP lideri Devlet Bahçeli. Devlet be, e, ömrü vefa ettiği sürece de muhtemelen MHP'nin başında kalmaya devam edecektir. O yüzden ben MHP tabanının, e, hatta tersinden bakarak söyleyeceğim, bu ülkede bazı şeyleri ikna, e, toplumun ciddi bir bölümünü, sadece MHP tabanının da değil, ciddi bir bölümünü ikna etmenin MHP'nin varlığıyla daha kolay olduğunu düşünenler derim. Hiç beklemedim. Mesela 2015 öncesi başlayan çözüm sürecinde eğer MHP'nin dahli olsaydı ikna kabiliyeti çok daha yüksek olacaktı toplumsal anlamda. Ve muhtemelen o dönemin patlayan iki partisi vardı. Biri HDP, biri MHP'ydi. AK Parti'nin oyları bu kadar düşmeyecekti. Şimdiki mevcut atmosfer aslında e, bence e, MHP'nin toplumu ikna etmek için de bir e, aktör olarak işin içine girdiğini gösteriyor. Ya üçüncü e, nokta da şu. hani Bu iki meseleyi ülkedeki varlığını bildiğimiz meselelerin e, kendisiyle de karıştırmamak gerekiyor. Ya şimdi <laughs> belki itiraz edilebilir ama şimdi ülkede bir Kürt meselesi var mı yok mu? Var. Can alıyor mu? Can alıyor. Can yakıyor mu? Can yakıyor.